Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız bu videoda değerlendireceğimiz bugün oynanacak olan 31 Mart 2023 tarihli Euroleague basketbol maç tahminlerini vereceğiz bugün temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da potaya çıkıyor çok önemli bir maça çıkıyor İspanya'da deplasmanda Baskoni'ye karşı o maçı da detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Euroleague sezonunda normal sezonun artık son aşamasına geliniyor. Bunlar 32. maçlar. Son 2 maça kalınacak bu maçlardan sonra. Yani artık herkes kazanmaya çalışıyor. Playoff yapmaya çalışıyorlar. Ve yerlerini 1. sıradan 8. sıraya kadar olan yerlerini belirlemeye çalışan takımlar da var. Liderlik kovalayan takımlar da var. O yüzden çok önemli maçlar oynanacak. Ee, biz de elimizden geldiği kadar bunları değerlendireceğiz. Ee, dün video çekmedik. 3 maç vardı. Ee, Anadolu Efes kazanmayı başardı. Virtus Bologna karşısında. Onlar da e, yavaş yavaş playoff yapma aşamasında ilerliyorlar. Daha 2 maçları var. Mecbur bu 2 maçı da kazanmak zorundalar. Ki playoff yapabilsinler. Tabii ki Anadolu Efes'e de başarılar diliyoruz. Bazı maçlar onlar için de önemli olacak. Bugün bazı takımların oynayacağı maçlar onlara da değineceğiz. Fenerbahçe Beko ise yerini belirlemeye çalışıyor. Büyük bir ihtimalle playoff'u garantilemiş gibi gözüküyor. Yerini belirlemeye çalışıyor ama bu son maçlarda en azından 5. sıradaki yerini koruyabilmesi için birkaç maç kazanmak zorunda olacak. Böyle kısa değerlendirme ile başlıyoruz arkadaşlar abone olmayanlar abone olsunlar beğenilerinizi bekliyoruz Bu videoda da sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Biraz daha anlatarak yapacağız bu videoyu Çünkü son maçlara giriyor giriliyor durumlar önemli ve taraf baksi almak ne tarafa gitmek ya da ne oynanacak diye bilmeniz için daha detaylı anlatmaya çalışacağız. başlıyoruz ilk maçımızla İlk maçımız, Bayern München Monaco mücadelesi. Bayern München 15. sırada artık playoff şansları yok. Sezonu tamamlama anlamında oynuyorlar. Bazı eksiklikleri de var. Monaco ise şu anda 4. sırada. 20 galibiyetle 4. sırada üstündeki Barcelona 3. sırada olan Barcelona 22 galibiyetle sonuna kadar Monaco üçüncülüğü en azından kovalamaya çalışacaklardır. Ama daha daha önemlisi dördüncülüğü kaybetmemek isteyeceklerdir. Çünkü dördüncü bitirdikleri halde e beşinci olacak takım ki şu anda orada Fenerbahçe e var ama Makabit Tel onların önüne geçti. Şu anda beşinci sırada Makabit Tel Aviv yer alıyor. Fenerbahçe altıncı bir maç eksiğinde gözüküyor. E onlar işte Monaco dördüncü bitirdiği halde ee, ev sahibi avantajı onların elinde olacak Playofflarda karşılaşacakları 5 e, sıradaki olan takım karşısında bir maç fazla ev kendi evinde oynama şansları elde edecekler yani oradan çok daha güçlü bir şekilde playoff şansları artmış olacak O yüzden üçüncülüğü kovalamak bir tarafa dördüncülüğü kaybetmemek için de, çok önemli olan bir maç Monaco için, Monaco açısından. Ve iddiası olmayan Bayern München karşısında Almanya'da oynanacak olan bu maç Almanya'da oynanmasına rağmen Monaco'nun kazanmasını bekliyorum. 1.35 gibi orandan rahatlıkla sağlam olarak Monaco'nun galibiyetine gidebilirsiniz. İsterseniz ufak tefek handikaplarla oran yükseltebilirsiniz. Bayern München tarafında Vladimir Lucic 7 sayı üstünde atar. Bayağı zamandır oynamadı. Bu maçta oynaması bekleniyor. Ondan bir 10 sayı civarına çıkmasını bekliyorum. Ve Monaco tarafında Eli Okobo. Eli Okobo'dan da 11 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Oradaki guard üçlüsü tabii ki Jordan Lloyd, Eli Okobo ve Mike James oluyor. Mike James'i artık daha az oynatmaya başladılar biraz sorunlar yine yaşıyorlar. Mike James le. o yüzden Elio Cobo ile Jordan Lloyd daha fazla oynadıkları için bu maçta Elio yüz baremini aşacağını düşünüyorum. <laughs> Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız jalgueris Kaunas valencia maçı. Burada da durumlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Jalgueris tarafında. Jalgueris şu anda 8. sırada gibi gözüküyor. Yani playoff yapabilmek için 16 galibiyetle yer alıyorlar. Playoff yapabilmek için mecbur bu maçı kazanmak zorunda Valencia'ya karşı. Valencia ise 14 galibiyette. Neredeyse artık diyebiliriz ki iddiası yok. Playoff şansı pek yok. Onlar da sezonu tamamlama açısından maçlara çıkıyorlar. Burada bazı eksiklikleri de olacak Jalgeris karşısında. Jalgeris Kaunas'ı ise enteresan bir şekilde en düşük seviyedeki kadro olarak gözüken Jalgeris Kaunas zamanla maç kazana kazana kadrosunu da geliştire geliştire playoff aşamasına kadar gelmiş bulunuyor. Bu maç Anadolu Efes açısından da çok önemli. Çünkü şu anda Anadolu Efes'te 16 galibiyette, Jalgeris'te 16 galibiyette. Anadolu Efes açısından Jalgiris'in maçı kaybetmesi gerekiyor. Ama tabii ki Jalgiris'in açısında mecbur kazanıp playoff'taki yerini sağlamlaştırmak isteyeceklerdir. Bu maçta Jalgiris kendi evinde coşup kazanacaktır. Valencia karşısında 1.30 orandan sağlam olarak alabilirsiniz. İsterseniz ufak tefek handikaplar kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. Brazdeikis 12 sayı üstünde atar ve Valencia tarafında Chris Jones 14 sayı üstünde atar. Geliyoruz üçüncü maça. Temsilcimizin maçına. Bu da çok zor bir maç olacak. Çok önem kastedilen bir maç olacak. Baskonya Fenerbahçe Beko maçı. İspanya'da oynanacak. İlk maçta Fenerbahçe Beko İstanbul'da Baskonya'ya 6 sayı farkla yenildi. Hem rövanş alma açısından kazanmak zorunda olduğu bir maç. Hem 6 sayının üzerine çıkarsa karşı karşıya avantaj sahibi de olma durumu olacak Fenerbahçe Beko'nun. O kadar önemli bir maça çıkılıyor. Tabii ki Scotty Wilbeck'in, Dechampierre ve diğerlerin eksikliği var Fenerbahçe'de. O konularda biraz zorlanıyorlar ama diğer oyuncular da ısınmaya başladı. Özellikle Tyler Dorsey, yeni gelen Tyler Dorsey, Scotty Wilbeck'in yerini kapatmaya iyi bir şekilde çalışıyor. Umarız tabii ki Anadolu Efes açısından da Fenerbahçe Beko'nun kazanması çok önemli. Çünkü Baskonya 16 galibiyetle 8. sırada yani Anadolu Efes Baskonya'yı yakalıp üzerine çıkabilmesi için Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması çok önem arz ediyor. Yani iki takımımız açısından ve Türkiye açısından çok önemli bir maç olacak ve Fenerbahçe'nin zorlansa bile kazanması gereken bir maça çıkacak. Ama kazanacak mı? İşte o biraz düşünceli. O biraz zor. Baskonia kendi seyircisi. Önünde kendi evinde coşabilen çok etkili oynayabilen bir takım. Ve Marcus Howard gibi NBA'den gelen bir üçlükçü oyuncuları var. Onu ne şekilde engelleyebilecek durdurabilecek Fenerbahçe beko Ona göre maç kazanma şansları artacak ya da durduramazsalar düşecek. Burada size önereceğim şey üst almanız. Bu maç uzatmaya gitme durumu da var. Bu maçta üst alıp rahat, keyifli, seyir zevki olan bir maç seyredebilirsiniz. 166 sayı toplam sayı bareminin üstü aşılacaktır burada. Ya Baskonya coşup farklı bir galibiyet alacak ya da Fenerbahçe onları engelleyip uzatmalarla ya da uzatmasız farklı bir galibiyet alacak. 1.60 oranından burada üst alabilirsiniz. 166 üst baremini. Marcus Howard 15 sayı üstünde atar ve bizim tarafta Fenerbahçe Beko tarafında Marco Guduric 14 sayı üstünde atar. Guduric'in mecbur bu maçta çok etkili ve çok iyi oynaması gerekiyor. Üçlüklerinin girmesi gerekiyor o şekilde ancak Fenerbahçe'nin kazanma şansı doğabilir. Tabii ki Marcus Howard da bu baremi aşmasa seviniriz ama büyük bir ihtimalle aşacak diye düşünüyorum. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Partizan Real Madrid maçı. Bu maçta özellikle en Fenerbahçe Beko'yu en Anadolu Efes'i ilgilendiren bir maç. Partizan 17 galibiyetle 6. sırada Real Madrid ise liderliği kovalıyor 22 galibiyetle ikinci sırada. Bu maç e, tabii ki iki takımımızın da en Fenerbahçe'nin en Anadolu Efes'in taraftarları bu maçta Real Madrid taraftarı olacak. Yani Real Madrid'in kazanmasını isteyecekler. Umarız kazanır tabii ki Real Madrid'in de hedefi liderliği alabilmek. Partizan ise biliyorsunuz ki Obradovic'in yönettiği takım çok iyi bir şekilde kendi evinde coşabilen ve etkili oynayabilen takım. Yani Partizan da kazanabilir. Ama Real Madrid Euro Lig'de şu anda en güçlü takımlardan biri. Yani Partizan'ın önüne Barcelona ya da Real Madrid gibi bir takım çıktığı zaman kaybetme şansı artıyor. Barcelona'yı kaybettiler. Umarız Real Madrid'e de kaybederler. Partizan tarafında Dante Exum 12 sayı üstünde atar. Ve Real Madrid tarafında son dönemde formda olan Cana Musa 14 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun özellikle üzbaremlerini kullanabilirsiniz. Ve öneri olarak size söylüyorum liderliği kovaladığı için Real Madrid zor da olsa Real Madrid bu maçı kazanacaktır. 1.80 gibi güzel orandan isteyen tekli bir maç olarak da deneyebilir. Geliyoruz. Vereceğimiz size sağlam olarak oynayabileceğiniz maçlara sağlam olarak önerebileceğimiz ikili size bu günkü maçlardan Bayern München Monaco maçı izah ettim. Neden Monaco'nun kazanmak zorunda olduğunu 1.35 oran ve Jalgeriz Valencia maçı Jalgeriz kazanır 1.30 oran. Bu maçlara ufak tefek handikaplar kullanırsanız oran yükseltebilirsiniz. Bu iki maçı kombin yaptığınızda yine iki civarında güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Oyuncu yüz baremlerinde vereceğimiz üçlü ise şöyle olacak. Braz 12 sayı üstünde atar. Marco Guduric 14 sayı üstünde atar. Ve Canan Musa 14 sayı üstünde atar. Bu üç oyuncuyu öne çıkarıyorum. Üzbaremleri olarak. Ama isterseniz Markus Havart'ı da kullanabilirsiniz. Dante Exum'ı da kullanabilirsiniz. Ama benim öne çıkarttığım 3 oyuncu Brazdeikis 12 sayı üstünde atar. Marco Guduric 14 sayı üstünde atar ve Canan Musa 14 sayı üstünde atar. Umarım Guduric bu maçta coşar ve Fenerbahçe'ye maçı kazandırmak anlamında yardımcı olur. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi, sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Bol şanslar ve Fenerbahçe-Beko'ya başarılar diliyorum. Diğer takımlar umarım kaybederler. Anadolu Efes'inde yolu açılmış olur. Hoşçakalın.